başka. Nereye gidiyorsun? Ne?
biriniz bir şey yapın ya. Ya kızım ortalıkta yok ya, biriniz bir şey yapın ya. Herkes 33-63, kayıp Cennet Yılmaz bulundu. Tekrar ediyorum, kayıp Cennet Yılmaz bulundu. Neredeymiş, nasılmış, durumu iyi miymiş? Durumu nasıl? Özür dilerim. Olacak şimdi. Şşş. Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Her şey düzelecek. Tamam. Hanımefendi. Buyurun, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Merkeze. İfadeler alınacak. Anne. Geçti artık. Tamam. Geçti. Yaralanmış mı? Tam olarak ne gelmiş başına? Allah rızası için söyle. Fazla bir bilgimiz yok. Ama durumu iyi. Şu anda buraya getiriyorlar. Çok şükür. Çok şükür. Selim'e haber vermek lazım. Telefonum da gittiydi. Ya ne Selim şimdi? Ne Selim'i? Cennet gelince anlatır işte. Olmaz öyle şey. Nişanlısı. Hadi sen ara. Sen söylemezsen ben konuşurum. Ya sen otur bakayım şöyle. Otur. Düşüp bayılacaksın. Otur şuraya, bir de seninle uğraşmayalım. Mukaddes teyzenle telefonu kapalı. Ben kendim gidip bakacağım. Oğlum bu halde nereye gidiyorsun? Olmaz. Efendim? Şimdi sakince beni dinle. Endişelenecek bir şey yok. Cennet'in başına bir şey geldi. Ne? Ne geldi? İyi mi Cennet? Ne geldi Cennet'in başına? Birazdan emniyete getirecek. Biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İstersen sen de gel. Hangi karakoldasınız? Tamam, tamam, geliyorum hemen. Tamam, tamam. Oğlum ne olmuş? Bilmiyorum. Cennet'in başına bir şey gelmiş. Tamam, ne gelmiş? Ne olmuş? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Nerede bu anahtar ya? Dur ben bakayım, dur sen. Al. Ben çantamı alayım, bekle. Selim beni bekle. Buyurun hanımefendi. Kızım, ne oldu böyle? Sen iyi misin? Beyefendi izin verir misiniz? Babacığım, babacığım iyi misin ha? Ne var bu odada gizlediğin? Ya kardeşim, ben babasıyım. Ne oldu anlatsanıza, ne sorgusu bu?
Ne oldu? Nerede Cennet? Ya ne oldu? Nerede Cennet? Kızı. Kızım. Aşkım. Ya kafayı yiyeceğim, birisi bir şey söylesin artık, hadi. Allah için söyleyin. Cennet, Arzu. Cennet Hanım saldırıya uğramış. Ha? Ne saldırısı? Ne saldırısı memur bey, ne saldırısı? Tecavüze yeltenilmiş ama. Ha? Merak etme. Ben onu korudum. Korudum onu. Savcılığa gideceğiz ifade için. Buyurun. Bu taraftan. Keyifsizsin. Özlem konusunu dert etme. Olur anne. Dert etmeyelim. Peki neyi dert edelim anne? Sen söyle, biz ona göre hareket edelim. Her defasında benim lafıma geliyorsunuz. Bir keresinde de başından itiraz etmeyin ya. Çok mu zor? Zor. Çok zor. Çünkü senin aldığın kararlar bir ok gibi geri dönüyor. Her birimize ayrı ayrı yer oluyor. Ama sen illa benim dediğim olsun istiyorsun. Her eylemin bizi parçalıyor. Oğlum biz zaten babanın ölümünden sonra parçalandık. Cengiz'in yaptıkları, Orhan'ın Selim'i vurması, bütün bunlar benim suçum mu? Ben sizin parçalarınızı yerden topluyorum. Özlem'i bu eve getirerek hangi parçamızı topladın anne? O kadın senin oğlunu doğuracak. Sonra? Sonrasını biliyorsun. Torunumun yüzünü bile göremeden kendi elimle kapının önüne koyacağım o kadını. Bu yaştan sonra bir kez daha baba olacaksın. Soyer soyadını senin kanından bir erkek çocuk taşıyacak. Bir gün bana teşekkür edeceksin. Acil buluşmamız lazım. Bebekle ilgili planlarımız suya düştü. Önce engel olmaya çalıştım. Ama o yine de Cennet'e saldırdı. Başka çarem yoktu. Peki neden polise haber vermediniz? Bizi aradığında önce inanmadık. Ama yine de emin olmak için gittik. Bahsettiğim o kapkaç olayından sonra bir kere daha çıktı karşıma. Ama bu kadar ileriye gidebileceğini hiç düşünmedim. Senin ifaden kilit nokta. Tam olarak neler olduğunu anlat bana. Zor senin için, biliyorum. Ama mecbursun. Adam silahsızmış. Etkisiz hale getirildiği ilk anda neden kaçmadınız?
yakaladı Aziz Soyer o adamı. Ben yaptım. Tek başıma. Oradan ya ölerek çıkacaktım ya da cenneti kurtararak. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Nedir bu Cennet Yılmaz'la olan bağın? Bu kız senin neyin oluyor? Şimdi çıkacaklar. Kaçıran soysuzlardan biri kaçmış. Nasıl kaçmış? Kaçarsa kaçsın. Yerin dibine girse de onu bulacağım. Cennet iyi mi? Nasıl? Cennet kızım iyi misin? Buyurun. Cennet kızım. Nereye götürüyorsunuz? Adli kontrole. Oradan da ifade için nöbetçi mahkemeye sevk edecekler. Canım oradan oraya, oradan oraya. Görmüyor musun kızın halini? Oyalamayın o zaman siz de beyefendi. Senlik bir durum yok. Ama annem... İfade için nöbetçi mahkemede olacaksınız. Cennet kızım. Hadi mukaddes. Selim, seninle geleyim mi? Dur, gele. Neden önce hala polisi aramadığınızı anlamıyorum. Neyse eğer bu işte senin parmağın varsa. Yok. Ya yok yok yok. Niye inanmıyorsun benim artık iyileştiğime? Ben ne sana ne de Cennet'e asla zarar vermem artık. Babama haber vermedim ben. Ne o Selim ne de bir başkası benim ne yapacağıma karışamaz anne. Oğlum. Bir süre gitmeyeceksin şirkete. Git tatil yap, gez, dolaş. Öyle bir dünya yok anne. O şirket benim babamın alın teri, emeği. Ya adamın babası babamı öldürdü, yetmedi. Bir de bu yetmez. Bir de kayınpederini şirkete ortak yaptı. Ama sorsan kötü biziz değil mi anne? Efendim? Ne yapacaksın peki? Vurduğun adamla yüz yüze kavgasız, dövüşsüz gül oynaya geçirip gidecek misin? Babamın katilinin oğluyla hesabım daha bitmedi. Babamın katilinin kız kardeşiyle aynı evde yaşıyorum. Sen bunu sıkıntı etmiyorsun ama bu mu takıldı anne aklına? Tamam kızım, tamam ben hemen geliyorum. Ay yine ne oldu? Arzu. Ya birini öldürmeye kalkışmış. Şöyle oturun lütfen. Muayene olmak zorundasın. Dokunmayın sakın! Siz içeri giremezsiniz.
Bana bir dakika izin verin. Ne olur. Lütfen. Peki. Tamam. Geçti. Tamam. Ona bak. Cennet geçti. Verebilecek hiç kimse yok. Tamam. İşte. Ben buradayım. Gel buraya. Otur. Buraya otur. Şimdi sadece üstündekini çıkaracağım. Olmasına asla ama asla isim vermem. Tamam. Cezasını çekeceksin. Ne? Sen istediğin kadar. Bilmiyorum. Benim haberim yok. Ben her şeyi biliyorum. Bütün gerçekleri biliyorum. Dolaylı veya dolaysız. Bu işin ucunda senin parmağın var. Ya birini suçlamak istiyorsun. Tabii en kolay lokma da benim. Var mı kanıtın? Yok. İleride olur belki ya da olmaz. Ama ben o şeytani bakışlarının altında bütün söylediklerinin yalan olduğunu biliyorum. İstediğine inan. Şu an tek umurumda olan annem. Eğer bana bulaşacaksan biraz bekle. Peki olur. Azıcık. Birazcık. Kısacık erteleyeceğim seni. Dua et. Bu işin ucu sana dokunmasın. Dua et Melisa. Anne. Ben sana ne dedim lan? Ha? O bebeği zamanında aldır demedim mi? Bak.
Bırakamam, çocuk mucuk istemiyorum dedim. Bırak saçımı, bırak. Tamam lan. Dön eve. Selim sana sahip çıkarım dememiş miydi? İşte şimdi sahip çıksın. Ya cebime 3-5 kuruş sıkıştıracak o kadar. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Şenol ne olur Amerika'ya dönelim. Bak ben yine ailemden para alırım. Olmaz. Bu bebek mutlaka soyar soyadını alacak. Böyle piyango insanın başına her zaman vurmaz. Ya Sema Hanım beni o evden atacak diyorum. Anlamıyor musun sen? Ne yapıp edip Mahir'i yeniden kazanman lazım Özlem. Tamam mı? Yoksa ben çıkarım. Herkese her şeyi tek tek anlatırım. Ne Soyer ailesi, ne Arısoy ailesi bir daha senin yüzüne bile bakmaz. Ben de yanında olmam. O yüzden ne yap et, Mahir'i tekrar kazanacaksın.